Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çoban. Galatasaray kariyerimizin 77. bölümü olması gerekiyor. 77. bölümüyle birlikteyiz. Şimdi hemen şöyle sizlere bakalım. Kasımpaşa maçını oynayacağız. Ardından dönüm noktası arkadaşlar, eleme turu. Birbirin deplasmanına gideceğiz. Ardından da Süper Lig'de Antalya ile oynayacağız. Lig durumumuz ortada. 2 puanla Kasımpaşa'nın önündeyiz. Önemli bir maç. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Henüz yenilmedik. Namağlup gidiyoruz. Umut ediyoruz ki bu, yanlış görmediysem ya, gözüme 0 gibi geldi ama yanlış konuşmuyorum değil mi ya? Hemen bir daha bir bakalım. Yanlış olmasın arkadaşlar. Evet, 0-8. Hiç bir mağlubiyetimiz yok. Namağlup serimizi devam ettirmek istiyoruz. Tabi burada önemli olan bir Milan deplasmanı var. Yani çok kötü bir fikstür olmuş arka arkaya gelmesi. Ama olur böyle şeyler. Hemen övüyoruz abi bizim gençlerimizi. Gençlerimizi pışpışlıyoruz. Onlar da ileride bize Euro olarak geri dönüyorlar. Asistan ilgilensin abi. Milan'dan sonra bir de Antalya deplasmanımız varmış. Milan maçı önemli arkadaşlar. Milan maçı gerçekten çok önemli. Umarım en azından bir turda geçeriz. Şimdi şöyle bir baktığımızda şöyle bir hızlı seçimi yapalım. Benes Yasin. Yasin'in yerine şeyi alalım abi. Şuraya yapalım. Alvarez Balanta'yı oyuna almayacaktım. Ben yanlış yaptım. Şöyle yapacaktım. Enes'le Benes Yasin oynayalım. Yasin'e de Atletico istiyormuş. Evet, şöyle yapacağız. Meling'i buradan Gövelç'in yerine koyalım. Yunus, Rodia çok güzel abi. Oyeda ile başlayalım ya. Oyeda ile başlayalım. Çıkın ve beni etkileyin. Hiç etkilenmedi takım. Ah be, çok güzel pozisyonlu, gol olmalıydı ya daha direkt 40. saniyede. Gol hoca, hiçbir şey yok. Hoca yazık. Hoca yazık, yedin golümüzü. Offside mı? Ne alakası var ya? Arkadan gelmedim ya. Maçtan sonra izleyeceğim abi pozisyonu. Merak ettim. Adamların forvetinde Amine Gori var. Melero'dan İlhan çok güzel be abi. Filip yapma. Çok pozisyon oluşturuyoruz. Her zaman olduğu gibi hücum ağırlıklı oyunumuzla çok pozisyona giriyoruz. Kasımpaşa'da Zeki Çelik var. Zeki Çelik'i Kasımpaşa'dan alsak mı ya? Çok güzelsin Elias. İlk tehlikeli ataklarıydı herhalde. Gerçi 7 şut 5'i kaleyi bulmuş adamların ama Adamlarda Shibasaki diye bir oyuncu var. Gaku Shibasaki. Enteresan bir adammış. Bournemouth'tan kiralamışlar. Yalnız olmuyor. Olmuyor. Neden olmuyor? Oya'da. Oya'da kardeşim. Melora kardeşim birazcık kötü oynamış. Melero'nun yerine Fatih'i yapıştırıyoruz. Şöyle değiştiriyoruz. Tamam, şöyle olsun. İki yönünü oynatabiliyor muyum? Oynatamıyorum. Tamam, böyle dursun biraz. Abi İlhan'ın özellikleri çok iyi de biraz zayıf ya. 18,5 milyon olmuş vallahi değeri de. Vallahi İlhan Şentürk'ten şeysi. Yunus 6.6. Yunus. Yapma Yunus. Yapma Yunus. Murat da 12 milyon olmuş yani. Ah be, çaptı galiba adama ya. Uf. Uf abi, çok iyi pas. Oyada'nın durumu ne abi? Abi yapmayın ya. Oyada'nın durumu ne? Oyada'yı değiştireceğim 65'te galiba. 6.4 aynen. Oyada yerini Moreno Rodia'ya bıraksın. İlan dursun oyunda abi. Bir tane oyuncu değişikliği yaptı adamlar sadece. Kaleci çok kurtardı ya. Hayda, 16 yaşında kaleci. Güzelsin Elias. Gerçi bizim kaleci biraz daha fazla kurtardı galiba. Aynen, bir tane. Bir tane fazla kurtarışı var. Keşke İlhan oynatmasaydım ya. Şeye saklasaydım. Milan maçına bak, hiç orada düşünmedim ya. Cagney'i sol kanada aldı. Yürü be! Filip! Durdu attı. 90+2'de attı. Vallahi birazcık şans oldu ama olsun abi. İyi galibiyet. Her türlü iyi galibiyet abi. Durdu attı vallahi. Puan farkını çıkarttık. 5 puana. Kasımpaşa da yükselişte. Çaktırmadan geliyor yani, sinsi. Ama olsun kardeşim. Bursaspor 19 yaş altı. Sebep? Biz neredeyiz abi? İkinciyiz. 12 puan fark mı var? What the? Bunlarda bir tane iyi bir oyuncu var abi. Takım raporu al. Yılmaz Burul. Ateşle bakalım. Alsın abi. Artsın abi. Abi çok iyiydin ya. 22 maçlık yenilmezlik serimiz sürüyor. Ha, şunu izleyeceğim demiştim abi. Merak ediyorum yani ben. Yani sanki Arif ofsaytta değildi. Golü Arif attı yanlış hatırlamıyorsam. Arif şuradan bir yerden koştu. bir daha izleyebilir miyiz hocam? Mümkün mü? Abi ya şuraya bak. Çok ince bir offside yani varsa. Abi 5 puan. Çok güzel. Şu maçı atlamamız lazım abi. Evet, geldik. Bu bölümün, hatta sanırım 76 bölümün en önemli maçı. Dur. Ne o? Maça katıl. Evet, maça katıl abi. Oyuncular geldi. Bir tane sağ bekimiz var. Yavaş, çok yavaş. Kaç bunun boyu? 1.75. Çok yavaş bu adam. Niye? Güvenilmez. Hava toplarını geç. Aynı. Cesur. İstikrarlı. Potansiyeli var. Cesur. Çok yönlü. Sağ kanat bek istemiyoruz abi. Lider. Lan 7 ama şey artacak demek. Çok aşmış değilmiş. Ofansif orta saha. Güvenilmez mi gene bu da? Hayır. Özel yetenekleri bunun düşük bunun. Bunun da düşük. Allah Allah. Çok iyi oyuncular geldi diyemem açıkçası bu sene. Hani çıkıcı 19 abi. Bu güzelmiş bak. Mesut Öztürk, onu alalım, yedek kaleci yaparız ama çok iyi değillermiş ya. Yani üzdü beni. Evet, birazcık üzdü. Ah, keşke öyle olmasaydı. Yunus 3 yıldız, Melero 3 yıldız. Arif Yıldırım 4 gözüküyor. Bunların çok doğru olduğunu düşünmüyorum abi. Ben Arif'ten çok umutluyum. Arif çünkü iyi gelmişti başlarken. Ama çok zayıf abi ya. Buna hız kastırıyoruz. Devam et abi. Bursa akmış yürümüş gitmiş. Evet. Hemen maçtan ayrılacağım zaten, durmayacağım abi. Bakalım abi ne yaptı bu takım. Evet. İmzayı attırdık abi. Dedi ki Sertan Yavuz'u, Oktay Ülgün'ü, Alper Yiğiter'i, Ahmet Kurt'u. Yavaş. Bu da çok yavaş abi. Genç takımımıza dahil etmenizi öneririm diyor. Tamam abi. Sıkıntı yok. Ettik. Tamam. Şimdi o oynasın. Şu oynayacak. Şu oynayacak. Şu oynayacak. Biri daha oynamalı. Ahmet Kurt, o da oynuyor. Tamam. Şimdi şu 18'i 21'e gönderelim. Ay az kalır artık. Samet'i 21'e gönderelim. Şenol'u 21'e yollayalım. Erdinç'i 21'e yollayalım. Şurada gönderdiğimiz çocuk Hakkı Arslan'ı 21'e yollayalım. Sonra 21 diyelim. Taktik diyelim. Hızlı seçim diyelim abi. Ne oldu? Böyle oldu. Hakan Gündoğdu. What the f... Kayseri'ye kiralık göndermişiz. Oynamış mı bu maç? Sezon. Oynamamış. Yedek duruyor herhalde. Fena değilmiş ama. Yani hızlanması çok kötü değil. Şey değil. Bu çocuğu önümüzdeki sezon vermeyelim abi. Bizde dursun bu çocuk. İrfan Taşkın Fırat. Ben o çocuğa şey yapmış mıyım ya? Yazmış mıyım? Aynen yapmışız. Sezon 3 onları gitti. Ha, bunları şey yapmıyoruz ya. Şuna gelelim abi. Oktay Ülgün la kaptanımla sezon 4. Wonderkid değil bu ama. Ama ne diyeyim ki? Hot Prospect'in HP'si yapayım. Hani izlenmeli. Sertan Yavuz'a da yapalım. Sezon 4 Hot Prospect. Alper Yiğiter. Çok iyi değil gibi ama. Kalecimiz hangisiydi? Mesut Öztürk müydü? Mesut Öztürk'tü. Sezon 4 genç. Neyse buradan sezon 4 yazalım yeter. Evet geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Bakalım ne yapacağız. Guendouzi ile iki yönlü yapalım. İki tane iki yönlü oynasınlar. Yunus'un yerine Zivkovic'i koyamıyorum. Murat Yüksel'i koyayım. Murat Süleyman'la hiç Oyeda'nın yerine Rodia'yı koyalım. Oyeda'yı maçta kompleye çevirelim. Şey Rodia'yı. Abi fizikseli çok iyi bu adamın ya. Ben bunu kaça aldım? 20 milyon almışım. İyi para vermişim. Ben de bayağı para harcadım ha. Nerede abi? Rodia'ya 20 milyon. Oyeda'ya 11 milyon. Hakan'a 3 milyon. Hakan zaten şeydi. Hani İsveçli. Yani öylesine aldım onu. İlya Venes. İlya Venes iyi bir transfer ya. 3 kaça almışım? 4.2 milyon. Çok iyi bir transfer. Banikostrava'dan, Milan Baroş'un takımından gelmiş. Markajı 17 adamın. Bu adam çok sıkıntı olacak yalnız. Bu adam hakikaten iyi olacak. Hayır. Yasin Benes, Muhammed. Muhammed'in durumu ne? Muhammed'le mi çıkalım? Pavlov burada mı? Burada. Melink mi Süleyman mı? Süleyman ya. Ama Melink'le çıkalım ya. Sinekçim gider misin? Meling'le çıkalım abi. Hadi beyler, hadi beyler. Şu maçı bir alırsak var ya. Efsaneyiz, efsane. Vallahi şu maçı aldığımız an efsane oluyoruz. Abi çok iyiydi ya. Gerçekten iyiydi. Andrea Silva da çok beğendiğim forvetlerden bir tanesidir ya. Şuraya bak. 27 yaşı. Hadi be, gol zannettim ya. Abi bir gol atmamız lazım ya. En az. Filip! Murat'ın pasında Filip. Murat'ın muhteşem pasında Filip topu ağlarla buluşturdu. Donnarumma dondu kaldı. Muhteşem bir gol. Galatasaray 12. dakikada 1-0 öne geçti. Deplasmanda Milan karşısında. Milan neye uğradığını şaşırdı. Derken Samu Castillejo bu sezonki 30 maçta 5. golünü Galatasaray attı. Murat'tan Filip'e, Filip olmadı. Muhammed ortaladı, olmadı. Melink Murat'a sıkıştı. Andre'den Allah yakala, olmadı. Abi yapmayın ya. 1-0 öne geçmiştik. Takımımızda bir sıkıntı var. Hoca kartını çıkart. Muhammed Sarıkaya şaşırtmadı. Hemen onu yürü Pavlov'la değiştiriyorum abi. Derken yine Muhammed Sarıkaya'nın pozisyonundan bir gol daha yedik. Muhammed Sarıkaya yine Galatasaray'ı yok etti. Abi neler ya, neler oluyor? Neler oluyor beyler? Beyler 1-0'dan 4-1 olmaz beyler. Beyler bu kötü. Bu yanlış. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Kumar oynadık. Donnarumma yakaladı. Galatasaray şokta şimdi de. Çok iyisin be kale. Elias. Guendouzi de olmadı. Fatih gir oğlum lan. Yapış. Ofansif oyun kurucu rolüne. Sen de şurada desteğe geç. Helal olsun lan. Hadi beyler hadi. Hiçbir şey değil abi. Direkt başta 10 saniyede gol attık hadi. İnanın çocuklar, inanın. İnanın yaparız. Adamların kaleyi bulan 6 şutu 4 golü var abi. Şimdi Muhammed'i oynatmayacaktık orada. Ah Muhammed ah. Avrupa arenasına hazır değilsin Muhammed. Yüreğinizi koyun artık ortaya. Hadi beyler, hadi. Oo. Bu maçın hakkı 4-2 değildi ya. Bir tane daha atmamız lazım abi. Ama pozisyon olmuyor abi. Abi Filip at onu. Filip hayır. Üzüldüm. Fatih ne yaptın Fatih? Fatih gol atmamız lazım. Ne yaptın Fatih? Olmadı. Çok iyi oynadı ama ya Milan, yani gerçekten çok iyi oynadı. Evet, takımımıza destek yapılması gereken yerleri gördük. Öneririz abi. Aha. Kaldır şunu kardeş. Neyse, kaldırmaya da gerek yok ya. Yaşında olmasa bunu alacağım, direkt şeye koyacağım. Aslında gene de alıp koyabilirim ya. As takıma. En azından as takımla birlikte çalışır. 21 yaş altında şu adam var bak. Bunu kiradan çağırabiliyor muyum? Çağır abi, geri gelsin. As kadroya çıkar bir de üstüne. İrfan Taşkın Fırat. Sen dur abi orada. 19 yaş altında. Abi şu Sertan Yavuz. Sertan Yavuz'u da çıkartabilirim aslında direkt ya. Şöyle yapalım. Az kadroya çıkaralım. Sonra şuradan mentorluk diyelim. Sertan'ı ortaya yapıştıralım. O gelsin, onu da koyalım. Bunu VK olarak mı değiştirsek ya? 4.5 yıldızmış adam. Lakabını değiştirelim abi. Evet, bunu Wonderkid olarak değiştirelim abi. Böyle kalsın. Hemen çalışmaya başlatacağım abi. Bak şimdi Hakan Gündoğdu var. Sertan Yavuz var. Biri 5, biri 4.5. Vay anasından. Antrenman. Oyun tercihi. Teknik. Pas. Şut yerine pas. Sertan. Uuu. Nasıl yani? Abi çok iyi. Çok iyi yani. Aa, böyle yapmayalım ya. Neyse. Yanlış yapmışız. Bu kanatmış Hakan. Antrenman, mentorluk. Hakan Gündoğdu. Şunu şuradan çıkartalım. Kanatlar da buradayım ha. Kanatlar da buradaymış. Kanat olarak özel bir şeyim yokmuş. Açabilirim aslında ya. Kanat diyelim. Hakan, Zivkovic, Yunus, Murat, Filip. Tamam. Gerçekten iyi gidiyor. Evet, şimdi İlhan'ın yerine bir gençlerimiz nerede ya? Sertan. Sertan seni bir sokalım. Filip'in yerine Hakan'ı bir sokalım. Ne yaptık ya? Heh. Şu Filip'i gelelim. Yovelç'in yerine alalım. İlhan'ı da gelelim. Kimin yerine alalım? Şimdi bunu çıkartamıyoruz. Tuna'nın yerine alalım. Hakan 11 istiyor. 11 yok kardeşim. 22 al. Sertan istemiyormuş. Al sana da 25. Bakalım ilk maçında ne yapacaklar? İlk maçlarında. Hadi be. Gol olmalıydı kardeşim. Ön hattımız bitik şu an. Peki şöyle yapsam. Yürü be. Sertan 65'e kadar arttın. Oy. Murat'ın 3. golü müymüş? Abi inanılmaz. Sertan bak 65'e kadar vaktim var. Arttın artmadın. Senin yerini dolduruyoruz abi. 60'a düşürdüm, vazgeçtim. Evet abi, hemen burada şöyle güzel bir değişiklik yapıyoruz. Şu güzel değişikliğimizden sonra bakalım neler olacak. Yiyeceğimiz çok belliydi ya. Yürekli oynayın. Abi çok güzel kaptı. Çok güzel Guendouzi'ye bıraktı ama Guendouzi isteneni veremedi orada. Fatih. Karabulut. Abi muhteşem pas attı ama Filip. Hiç hoş olmadı Filip ya. Senden beklemezdim kardeşim. Antalya'da 10. ama bayağı iyi oynadı ha. Bildiğim ben yani bizden iyi oynadı yani. Vay anasını. Kafa kafaya gidiyor abi her şey. Kazansalar okey yani. Şuraya bak, paslarda bizden iyiler. Fazla ve iyiler. Top kapmada fazlalar. Kazanılan kafa topunda bir de onda daha iyiyiz. O kadar abi. Ortalama puan falan filan iyiler yani. Ha, biz daha çok şut çektik. Tek olayımız o. Ama yeteri kadar iyi oynamadınız. O yüzden. Bursa maçı. Sonraki bölümde Bursa maçı arkadaşlar. Önemli maçlardan bir tane daha. Umarım Kasımpaşa aradaki farkı kapatmamıştır da 5 puan olarak kalmıştır. Kalmamış. Tabii ki kalmamış. Kazanmışlar. Bursa'nın durumunda Bursa'da berabere bitirmiş. Güzel. Güzel güzel. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümleri hep birlikte izleyelim. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.